Bir balığın yüzme şeklini ya da bir yılanın sürünme şeklini görebilirsiniz. Sanki dalgalanıyormuş gibi ilerlerler. Bu hareketi neredeyse bütün hayvanlarda görebilirsiniz. Ne olduğunu fark etmeksizin yaptıkları hareket budur. Bu hareketi sürekli olarak tekrar ederler. Ve sonrasını da doğanın akışına bırakırsak bu da bir dalga. Dalgalar böyle görünüyor. Ve dalgalar bu şekilde kırılıyor. Hatta göremediğimiz her şeyde bile sinüs dalgaları bulunmaktadır. Her şey dalgada dolaşan bir enerjiden ibarettir. Bunun doğada var olmasının bir sebebi var. Her şeyde denge ve mükemmellik oluyor. Biz de bu yüzden böyle bir tekerlek icat ettik. Köpek balığı tekerleğinin diğerinden farkı nedir? Sıradan bir kaykay tekerleğini düşündüğünüzde ya da normal bir tekerleği düşündüğünüzde bir silindir gibi hareket eder ve önüne çıkan her şeyin üzerinden geçer. Bizim tekerleklerimiz her şeye bir açıyla çarpıyor ve meydana gelen şoku azaltıyor. İkinci şey ise kesinlikle kusursuz şekilde eşit duruyor. Tekerleklerin bir merkez noktası oluyor ve o noktadan hareket ediyorlar. Bunların gerçek bir merkez noktası yok. David'e göre köpek balığı tekerleği normal tekerleklerden daha hızlı. Çünkü daha az sürtünme meydana getiriyor. Sıradan bir tekerleğiniz olduğunda tekerlek büyük ve düzdür. Tekerleğin her yeri yere değer ama bizimkilerin yalnız da uçları dokunuyor. Daha az sürtünme size daha az dönüş direnci veriyor. Ayağınız bir kez yere basınca sıradan bir tekerleğe göre daha uzağa gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu hızı da arttırıyor. Normalde bu sıkı tutunma gerektirebilir. Yani tekerleğiniz hızlı gittiğinde daha kaygan hale gelir ve daha fazla dikkat gerektirebilir. Bunun üstesinden geldik. Bu tekerleklerin 3 ayrı dudağı var ve yolu tutan tekerleğin ucu. Tekerleğin 3 farklı ucu var. Yani daha hakim bir tekerleğimiz var. Tamam, bunları denemek istiyorum. Deneyebilir misin? Kesinlikle. Çılgınca kaymak istiyorsan buna uygun patenlerim var. Paten fikrini seviyorum. Patenle kaymayalı sanki biraz uzun bir zaman oldu. Pekala. Düz. Düz. Ama birkaç dakikanın sonunda sanırım patenlere alıştım. Güzel. Direkt duvara. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Pekala, artık güvenim biraz daha arttı, görüyor musunuz? Yani profesyonel bir patenci değilim ama bu şeylerin üstünde kendimi dengede hissediyorum. Evet.